Evet, herkes Mehri'yi merak ediyor. Dün özellikle Azerbaycanlı olduğunun altını çizdi, iddialıyım dedi. Bugün menü olarak herhalde hepiniz bir Azerbaycan mutfağı bekliyorsunuz Fikriye. Yani evet. Filiz Hanım? Evet, bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Arkadaşlar yumurta bekliyor ama. Ben Azerbaycan... Sahanda yumurta kırmalar falan böyle bir. Yumurta olursa ben salçalı seviyorum. Öyle tercih edebilirim. Azerbaycan deyip de Urfa'dan çıkma sakın ha. Bilemem. Dünkü hataları yapmamaya çalış. Bilemem. Ne belki, gibi dünkü hatalar? Belki şeyden, Mardin'den de çıkabilirim. Diyarbakır iş köftesi dedi, nerelere gitti. Ortaya Diyarbakır karışık. Nerede? Evet. Kendi mutfağını iyi bir şekilde i̇nşallah, biliyordur. Emel'in temsil de edecektir dün altın o kadar çizdi ama Mehri'yi tanıyalım mı biraz? Sadece Azerbaycanlı olduğunu biliyoruz. Güzellik uzmanı mıydı Mehri? Evet, güzellik, yani güzellik uzmanıyım dedi. Evet, güzelliğe evet. Düşkünüm dedi. Biraz anlat bakalım. Mehri kim? İstanbul'a ne zaman geldin? Türkiye'ye ne zaman geldin? Ben Mehri Mamedova, 30 yaşındayım. İki çocuk annesiyim, iki oğlum var, ellerinizden öper. İki tane çocuğum var, 30 evet, yaşındasın. De, erken evet. Bir birlik yaptın, maşallah erken yol almışsın. 20 yaşında evlendim. 20 yaşında evlendin. Evet. Görücü usulü falan mıydı severek? Yok öyle. Bir gördük, üvey babamın, yani annemin eşinin akrabasıydı zaten. O şekilde öyle bir ailelerde girince, hadi iyi çocuktur, iyi çocuktur. O yani böyle bir flörtü, yaptım. Bir gezmeydi, sevgili falan olmadı. 2 yıl nişanlılık gibi bir sürecimiz oldu. O şekilde ondan sonra da resmi nikahtır, düğündür falan filan derken evlendik. Peki evliliği ne kadar sürdü Mehri? 9 yıl sürdü. 9 yıl sürdü. 9 yıl sürdü evliliğim. 9 yıl sürdü. Şimdi az önce dedin ki annemin eşi dedin. Evet. Senin baban, annenle baban ayrı mı? Benim kendi babamla annem ayrı. Ben 40 günlükken ayrılmışlar. 40 günlükken? Evet, ben de 40 günlükken ayrılmışlar. Şöyle bir şey, ben babamı en son 5 yaşında görüyorum, sonra 24 yıl sonra bu sene Mart'ta görüyorum. Ya. Pardon, bir şey soracağım. Tabii. Anneniz mi ayrılmak istemiş babanızdan? Yani bir çocuk 40 günlük bırakılmaz. Şok oldum. Durumu biliyor musun? Babamın biliyor ikinci evliliği olmuş. Yani kim istemedi? Yani annem babam istememiş. Anneniz istemiyor, evet. Babanızın suçu yok o zaman. Neden? Anneniz babanızı istememiş. Ama evli. Tamam, 40 evliyken, gün evlisiniz, etçüsüz olmuşsunuz 40 gün sonra. Evet. Baban ayrılmış. Annen, baban mı bıraktı anneni? Annem babamı bırakmış. Annem bırakmış. Şimdi evet. Annenizle babanız evde, siz evet. Doğuyorsunuz. Hı-hı. Ve 40 gün sonra evet. Anneniz babanızı bırakıp çıkıp geliyor. Annenizde bir arıza var galiba. Neden? Neden anlaşamadı, istemedi bir adamdan çocuk yapıyor, 40 gün sonra adamı bırakıyor? İstediği için olabilir mi acaba? Allah'ım, ben hani zamanında istemiş, sonradan da ben doğduktan sonra babamın evliliği ortaya çıkıyor. Hani bu şekilde babanız evliymiş. Aslında evet. Anlatamıyor evet. Heyecandan başka dolayı. Başka evli. Mehri'ciğim, şimdi annenle baban evleniyorlar. Aha. Sen oluyorsun 40 evet. Günlükken. Evet. Annen babanın aslında bir başkasıyla evli olduğunu öğreniyor. Evet. Bu zamana kadar bundan hiç haberi yok. Yok. Zaten halalarım olsun. Yani bir tane amcam benden haberliymiş. Benim haberi varmış benden. Ama saklanmış bir durum. Diğer taraftan da saklanıyor. Saklanmış, babanın yani eşinden. Ne alakası, saklanmış böyle bir şey. Hani bu yayınlansın yayınlanmasın hiç umurumda bile değil. Olan olmuş zaten. Ben annemi savunurum. Annem beni büyüttü. Annemin kimseye muhtaç etmedi. En şekilde yedirdi, içirdi, gezdirdi. Hani her şeyin en pahalısını aldı. Ben bir şey istediğimde bana bu yok kelimesini ben bilmedim hem evde. Hem anne oldu hem baba hem oldu. Hem annem oldu hem babam oldu. Canım peki oldu baban benim. Bu 40 günlük hani ayrılık var ya, ondan sonra hiç mi ondan sana ulaşmaya çalışmamış? Ondan sonra ulaşmak istemiş. Yani onun tabiriyle söyleyeyim. Ulaşamamış. Sözde annem ondan kaçırmış beni. 5 yaşında işte ben böyle bir doğum günümde görüyorum babamı. O da bir saatlik bir görme. Ondan sonra 24 yıl sonra görüyorum babamı. Babam 5 yaşından sonra bir daha sizinle görüşmek istemedi yok, mi? Yok, istemiş de annem sözde kaçırmış. Yani istememiş. Yani demiş ki benim başıma hani bu tür şeyler oldu. Hani kızını 40 gün gittin, işte ben seni bıraktım. Evli ondan olduğunu sonra benden sakladın. Aynen. Ondan sonra da böyle bir şeylik oluyor. Aslında ben hani böyle ekranda cıvıl cıvıl hani arkadaşlar da gördü işte. Dertsiz hani, gibi evet, görünüyorsun ama. Evet, dertsiz gibi görünüp böyle 10 parmağımda 10 marifet var tabii ki de, ama hayat o kadar çok yordu ki beni. Yani böyle hayatımı yazsam destan olur. Ama pardon, sizi yoran anneniz. Hayat değil. Beni yordu. Anneniz değil. Sizi yormuş. Anneniz hırsına kurban etmiş kendisi. Yok, sizi. Annem değil. Hayat. Evladı çocuğu oldu. Bir hayvan bir çocuğunu atmıyor. Oldu. Adamın bir hatası vardı. Babadan ayırmaması gerekirdi. Görüştürecekti. Hayat sana bu kadar zorlu olmayabilirdi. Elinden tutulmuş olabilirdi. Mesela ben biraz annemi... ön yargılı değil misin? Yok. Şimdi biz hani bilmiyoruz ya başına evet. Neler geldi. Pardon Mehri Hanım.
Babanızı nasıl buldunuz sonradan? Sosyal yani medya, evet, sosyal medya yardımcılığıyla buldum. Sen kendin istedin buldun evet, yani. Evet evet, annemle ben konuşuyordum zaten. Hani babam hakkında işte bilgi edinmeye çalışıyordum. Tabii o zamanlarda sosyal medya bu kadar işte gündemde değildi bazı şeyler, sayfalar. Oradan bir gün oturuyorum, beynim esiyor. Şeyler. Ama aramak istedin yani, sonuçta babana ulaşmak istedin. Tabii ki yani bilmek istedim ben kimim, ben kimlerden geliyorum. Peki bulduktan sonra hani bir yakınlaşma, bir temas oldu mu aranızda? Herhangi bir sıcaklık oldu mu? Sıcaklık çok olmadı, hala daha yok sıcaklık. Hani varla yokla bir arasında bir çocuğum. Zaten ben dedim ki hani ben seni istemiyorum. Nasıl karşılaştınız ya? Nasıl karşılaştık? Ben teyzemin kızının güzellik merkezine gitmiştim. Orada tabii ki de tırnak falan yaptırıyordum. Dedim ki oturuyoruz falan. Amcamın kızı beni aramıştı. O da hastanede çalışıyor. Malum görev yetişmesi gerekiyordu. Mehri dedi bir 10 dakikalık seninle görüşmem var. Dedim ki hani bir otursaydık. Çünkü böyle şeyleri ben de sevmiyorum ki bizim Azerbaycan kültürüne az çok size de yakın biliyorsunuzdur. Erzurum yani şeydir nasıl aile desem. Yemeklerinde mi anlatılır? Aile yemeklerinde anlatılır. Hani bir davet masası kurulur. Hani o davet masasında yani... Akla kara nasıl denir ayrılır. Hani o şekilde bir ayırt edersin. O şekilde biz beklerdim. Ama maalesef ki o şekilde değil. Farklı bir şekilde oldu. Ben şok oldum. Onu anlatayım. Siz de bir şok olun. Nasıl oldu? Yani amcanın kızı seni çağırdı. Çağırdı dışarı. Dedi ki gel dedi. Dedim ki hani üstümde bir ceket yok. Mart ayı malum hani hava serin oluyor. Üstümde kısa tişört var. Bir açıklama yapmadı ama yani. Evet hani açıklama yapmadı. Gel dedi. Gittim. Dedi gel dedi, biraz konuşalım. Neyse konuşuyoruz orada. Dedi ki biraz ilerleyelim. Dedim ki ben çok ileri gidemem. Hem üstüm kısa hem telefonum içeride. Aradasalar ben neredeyim bilmiyorlar. Bir yandan da merak hani, ediyorsun ne oldu? Ben de zannediyorum ki bir kafeye falan gidip oturacağız. Hani bir neyse dedi ki neyse aşağı gittik. Bizde böyle metro çıkışları var. Orada tam metronun çıkışındayız. Böyle bir büfe gibi bir yer var. Durdu. Ayağa kalkabilirim değil mi? Böyle durdum. Arkası dönük bir beyefendi var. Yani temiz yüzlü. İşte takım elbiseli, şık bir giyinimli. Hani belli ki yani böyle bir ağır bir adam. Yani böyle bir şey adam değil. Pardon araya gireceğim. Onun haberi var mıydı babanızın? Sizinle varmış. İşte demekse karşı hazırlıklı gelmiş. Ondan sonra bir şey daha soracağım. Maddi katkıda bulunuyor muydu size anneniz evine kadar? Hayır. Tamam onun için ben bazı göz önünde bulunacağım ondan da. Ondan sonra işte mesela geldi halam, yani amcamın kızı gitti. Şöyle bizde emi değerler. Emi dedi, Mehri geldi döndü dedi. Döndü babam bir anda. Babam döndü. Şöyle baktı. Ben böyleyim. Titriyorum ama. Benziyor musun? Ama titriyorum. Evet benziyoruz. Özellikle kız göz babaya kısmı. Daha çok evet, benzer. Böyle titredim. Yani nasıl savunayım? Ne diyeceğim mi? Yani hiçbir şekilde kendimi bir tepki veremedim. Veremiyorum. Yaptın, yani ağlasam ağlayamıyorum. Gülsem gülemiyorum. Yaptın. Tamam yani, hemen sarılsaydın. Yabancılara sarılma gibi adetim var. Anne doldurmuşur babaya karşı. Çünkü yabancı karşısında evet, değil mi? Böyle durdu. Dedi ki kızım gelip sarılsana. Dedim ki kızım mı? Aynen bu şekil. Evet dedim yabancı. Dedi gel sarıl. Dedim yabancılara sarılma gibi adetim. Direkt bu ifadeyle söyledi. Ama anne doldurmuş onu, hazırlamış onu babaya karşı. Bir saniye sarılmış. Keşke biraz dinleseydin, biraz konuşsaydınız. En azından hani babadır ya. Neden? Ben olsam belki... Bir sebebi vardır. Araştırırız. Sizin başınıza geldiğinde siz aynısının tepkisini verirsiniz. Ama şimdi ilk defa görmüş karşısında yabancı nasıl sarılabilir? İçin hiçbir sevgi yok. Sarılma derken hani bir konuşma, bir esnada hani bir tamam, temas, bir şey yapabilirdi. Tamam ondan sonra zaten bir konuştuk da ama yabancı hissetmiyorum. Nasıl dokanayım? Hissetmiyorsun. İçinde bir sevgi yok. Yani şimdi ben Kadir Bey'e dokanıyorum. Ama. Tamam Kadir Bey'i şimdi ekranlardan görüyoruz. Sevdik. Ha. Şimdi Kadir Bey'i hiç tanımamış olsaydım ama ben bu adama karşı ne hissedebilirdim? Dokanıyorum. Bak ne hissedebilirdim? Yani bunu annenin de aşılaması gerekiyordu sana. Sonuçta nasıl annense... O da babam. Baba. Ben yani annemin tırnağını kimseye gerekiyordu. Değişmem. Bak babam sen de ne güzel dedin. Boş. İki tane oğlum var dedin. Yani sen de hani annenin yeri ayrı, babanın ayrı. O, yani ben de babanın yeri de çok farklı çünkü. O yüzden keşke hani yabancılara sarılma gibi yok, bir şey. Yok ben gerek duymadım. Değil. Ya, keşke işte, hemen sarılsa olurdu. Kaç tarafından doldurulmuş zaten hazırlanmış. Yani. Ya çünkü yabancı sevgi yok. Sonuçta, hiçbir şey yok. Soğuk 3 günlük kadar. Dünyada ben 29 yaşına da yani görüştüm babamla. 20 yani şu an 30 yaşındayım. O 3 günlük dünya diyorsun ya. O 3 günlük dünya benim 29 yaşıma kadar. Yani hani... Halk kitabında tabire şey diyorlar ya anandan emdiği süt burnumdan geldi. Aynı o şekilde ben onun yüzünden erken evlilik yaptım. Neden erken evlilik yaptım? Çünkü baba sevgisi görmedim. Evet anne sevgisi ile baba sevgisi arasında çok fark var. Mesela şu an benim iki tane evladım var, erkek evladım var. Hani bakıyorum büyük oğluma, küçük oğlum biraz böyle haşeredir. Pardon. Kırdır. Babasından saklıyor musunuz siz de ayrıldınız? Rahmetli oldu.
Başın sağ olsun. Sağ olun. Evet. İşiniz öldü mü? Evet. Onda başın mesela hani bakıyorum bir özlem duyuyor oğlum. Bir de babası ona telefon yani alıp vermişti. Yani kendinde gördüğün eksikliği onlarda da görüyor. Evet. Mesela ölüm ayrı, ayrılık evet. ayrı. Evet. O çok mesela şey. Eşin seninle evliyken mi öldü yoksa sen ayrıldıktan sonra mı ben vefat etti? Ben ayrıldım 3 yıldan sonra vefat etti. Ben Bakü'deydim. Mayıs'ta yine tekrar gitmiştim ben Bakü'ye. Bakü'ye gittim. 3 gün sonra gece saat 2'de telefon geliyor ki Nazif ölmüş. Eski şimdisi Nazif, de Allah rahmet eylesin. Ölmüş. Ben böyle şok. O da iş üzerinde çalışıyordu. Dedim herhalde vurdular. İş üzerinden vurdular dedim. Aklıma o geldi. Kalp krizinden ölmüş. Bir şey sorabilir miyim? Eşinizin ayrılma sebebiniz ayıp olmasa önemli noktası neydi? Anlaşamazlık oldu. Çocuklara zarar veriyor muydu bu anlaşmamazlık? Ya aldatma oldu. O şekil. Aldatma oldu. Çocukları evet. harcadın annen gibi hırsına kapıldın. Kusura bakmayın hatta da yani o şekilde ben farklı alamazdım. Düşünüyorum. Belki yani farklı yöreden geldim. Evladım hani varsa. Kaç yaşınızda olduğunuzu bilmiyorum. Evet. Benden yaşça büyüksünüz. 58 yaşındayım. Yani. Tamam 58 yaşındayım. Hani şu an büyümüş evlatlarınız. Evet. Daha Allah uzun evet. ömür versin. Sen hani öyle bir şey durumla karşılaşsaydınız. Tamam canım benim sen otur. Evet. Tamam ben şey yaparım ya. Hiçbir şey değil. Böyle yağları balları sizin gibi bayanlar evlenmemeli. Çocuk yapmamak bir durum yapmamak. Ay çok saçma değil mi? Neden mecanım gibi? Evlenmemeli. Anne terk etmiş hırsları için. Babası bırakmış. Kendisi terk etmiş hırsı için. Anne de hırsı için. Başında araştırdık hırsınız da kendiniz Hanımlar, bir anne oldu mu kendini lütfen. Harcayacaksın. Yani, annesin Fikri sen Hanım, anne. Katılıyor musun? Sen bir aile topluma bir, baba kısmından bir ben topluma olsam bir aileye bir topluma bir ülke evlat yetiştireceksin. Ama ben çocuğu babasından ayırmıyorum. Ya hayvan ne çocuğu bırakmıyor. Hayal etmeyin biraz sakin ses tonunuzu evet, düşünün. Evet sinirlenirim ben. Sinirlenmenize gerek yok. Mesela benim olayım. Asla kabul edemiyorum. Ben sizin gibi anne olmamalı. Yani Eser Hanım siz anne olmamalı. Neyse Eser Hanım tamam inşallah bu saatten sonra başınıza gelir de kapanmalısınız. Sen ne demiyorsun? Biliyorsun benim nereye çektiğimi. Ay nereden biliyorsun? Anlasaydınız biz de bilirdik niye anlatayım herhalde. Her şeyi niye anlatayım ulu orta? Neden? Biz anlatıyoruz. Ben görevimi yaptım, anneliğimi yaptım. Tamam, evet, yazık, evet, o çocuklara tamam, yazık. Eser Hanım şunu sormak siz istiyorum. Siz ancak süslenin püslenin çocukları kesiyorsunuz için. Ay sizin de hiç benden evet. kalır yalnız yok valla. 55 yaşındasınız maşallah ama böyle ben de. Ben yaptığımı yaptım, evet, ettim, ettim. Dudaklar, şeyler. Ben gurur duyuyorum kendimle. Neyse tamam ya. Ne çileler çeken kadınlar var evlatları için. O da göğüs geriyorlar. O da annesine bak kızını al derler ya. O da annesi gibi eşini bırakmış kendi duyguları, hırsları için. Yine gerçeğini yani yaşamadım bilemiyorum iç yüzünü. Görsel olarak annesine bak kızını al gibisinden. Bir ailede her şey olabilir. Anne baba ayrılabilir. Ama bir evlat annesinden babasından asla ayrılamaz. Bu olayları dinledik. Tabii ki biz sana şu anda hak veriyoruz ama bunlar senin birer iddian. Şimdi ne babanı dinleyebiliyoruz evet. ne anneni dinleyebiliyoruz. Evet, evet, o yüzden bunlar Mehri'nin birer iddiası. Aynen. Ama iddiasına göre ağır olaylar yaşamış. Hızlıca dinleyelim arkadaşlar. Sizleri uğrayalım. Ardından daha bir sürü işimiz var kahve. Bize. Kahvemizi içmiyoruz. Daha kahve içmiyoruz. Tamam. İçimize zaten oturdu. Sonra aynen, kahve içmiyoruz. Bence menüyü dinleyelim. Sayabilir misin menümüzü? Tabii ki de. Karşıdaki kahveye say. Çorba, doğa çorbamız var çorba olaraktan. Ara sıcak olarak şuba salatamız var. İçli bilinçimiz var. İçi kıymalı. Ana yemeğimiz pilav, üstünde tabii ki de Azerbaycan'a uygun sunumu ile. İsmi nedir o pilavın? Bir ismi var mı? Biz de aş deriz. Aş. Aş yani kara. İnternete yazarlar şimdi en azından doğrusunu araştırsınlar. Şah pilavı diye de geçiyor. Şah pilavı. Ha, şah pilavı da diye geçiyor. Aş yani. Yanında da bozbaşımız var. Salatadaki normal kişnişli bir salata olacak işte yeşillikli bir salata. Yeşillik dediğim işte... Domatesli, biberli yani bu şekilde salata olacak. İçinde zeytinyağı falan size aramayın. Bir salata çünkü mı? Bizde zeytinyağı falan kullanılmıyor. Ben yağsız bir salata çıkaracağım. Limonsuz bir salata çıkaracağım. Genelde Azerbaycanlılar yağlı yemekler severler böyle daha da. Yağlı zaten. Yağlı. Evet tatlı olarak da magnolia tatlım var. Ek olarak da tabii ki de sunum olarak da farklı bir tatlılardan Azerbaycan'a uygun olacak. Peki bu şah pilavının birçok çeşidi var mı? Bir çeşidi mi var? Şimdi çok çeşitleri çok var. Çeşidi çok çeşidi var. Onu belirtseniz iyi olur. Onu belirteyim. Malzemesini sayamayız ama. Evet. İnternetten şöyle bir genel bir bakarsınız. Aynen biraz bakarsın. Için. Azerbaycan pilavı diye bir yani bir bakarsanız mutlaka az çok bir görsel açığını olacaksın. Açığını onunla mı kapatmaya çalışacaksın? Eksiğin olursa Azerbaycan pilavı diyeceksin. Siz de nasıl çorbada bakın, yaptınız böyle şeyleri? İşli köfteyi dediniz. Evet, üçgen aynen. olacak bilmiyorum dörtgen olacak. Ondan oraya ait ceviz niye yok? Oraya ait işli köfteydi. Siz de oranın pilavı diye biz inşallah. Tadına bakarsınız canım. Lezzetine bakarsınız. Bakalım. Yapmayın böyle. Bakalım. Bizim
yapacak? Karıştırmaya çalışıyor. Beceremeyecek. Evet. Bizi yanlış yerden yumurta kıracağım arkadaşlar. Ha, olur evet, tabii ki tabii. Ama net söyleyeceksin bana. Dedi. Bize yarın yumurta kırın dedim. Ben yumurta kırmayı çok severim dedim. Ama dedim tek yumurtayla doymam, yanında makarna haşla dedim. Ben makarna haşla. Hadi bakalım neler çıkacak göreceğiz. İnşallah yanılırsın bize. Sevgili seyirciler, hanımları uğurluyoruz. Birazdan Mehri ile temizlik için karşınızda olacağız, bekleyin. Haydi buyurun. Mehri'cim bugün işin çok zor. O çeneyle sen o yemekleri, o temizliği asla yapamayacaksın. Azerbaycan'ın yemekleri bize yakın. Ölçülerine dikkat edeceğim, pişirme aşamasına dikkat edeceğim. Ondan benden puan alabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.